Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Mustafa'm yapmaz diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dizimizin son bölümünün ardından yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. Özellikle de gelen yeni bölüm fragmanının ardından merakımız giderek arttı. İlk olarak Fatih'ten başlamak istiyorum. Fatih, Ömer'den intikam almak için Cansu'yu kullandı ve her ne kadar bu süreçte Fatih'e yakın olan herkes onu uyarsa da Fatih uyarıları dinlemedi ve yeni bölümde de dinlememeye devam edecek. Fatih, bu yaptığıyla Ömer'e zarar vermeyi amaçlarken en büyük zararı kendisi görecek. Açıkçası ben Fatih'in bunu uzun süre devam ettireceğini düşünmüyorum. Hem de doğayla bu kadar yakınlaşmışken. Bundan dolayı Fatih'in bir yerde yanlış yaptığını fark edip o yanlıştan döneceğini ve bu sefer bizleri şaşırtacağını düşünüyorum. Her ne kadar klasik Fatih yanlışı yapıp sonra pişman olsa da bu sefer bu zamanlamayı doğru gerçekleştireceğini düşünüyorum. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Doğan'ın canı Giray'dan dolayı çok sıkkın olacak. Fatih'le Doğan'ın konuşmasında Fatih Doğa'ya her koşulda yanında olacağını söyleyecek ve bu Doğa'ya iyi hissettirecek. Ancak Doğan'ın Fatih'le ilgili tereddütleri bir süre daha devam edecek ve bu süreçte Doğa Giray'dan uzaklaşırken Fatih'le yakınlaşmaya devam edecek. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Görkem'in planı doğrultusunda Firaz Nursema'ya yakınlaşmaya devam edecek. Nursema her ne kadar bir süre daha Firaz'ı kendinden uzak tutsa da sonrasında ona güvenmeyi seçecek. Ve Nursema'nın vereceği bu karar Nursema'nın hayatının kökten değişmesine neden olacak. Görkem'in yapacağı planlar doğrultusunda Nursema'yı zor günler bekliyor olacak. Nursema aradığı aşkı Firaz'da bulduğunu sanırken burada büyük bir yanılgı yaşayacak. Ve Nursema için acı dolu günler başlayacak. Öte yandan fragmanda gördüğümüz ve birçok izleyicinin sinirini bozan Mustafa durumuna da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Görkem'in planı doğrultusunda Mustafa tuzağa çekildi. Ve dizimizin yeni bölümünde de Mustafa tuzağa çekilmeye devam edecek. Açıkçası Mustafa gibi temiz bir karakterin bu hale düşürülmesinden birçok izleyici memnun olmamış. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben Mustafa'nın bu yanlıştan döneceğini ve Nilay'a sığınacağını düşünüyorum. Çünkü odaya hizmetçi kız girdiğinde krize giren Mustafa bu hale dönemez. Burada tutarsız olan birçok durum mevcut. Bundan dolayı ben Görkem'in bu planında başarılı olacağını düşünmüyorum. Öte yandan fragmanda dikkatimizi çeken bir diğer durum ise Cemal'in planlarının yeni bölümde de devam edecek olması. Cemal dizimizin yeni bölümünde de Kıvılcım'ı kendi kontrolünde tutmak isteyecek. Ancak Cemal bunun için çabaladıkça Kıvılcım kendinden uzaklaşmaya ve Ömer'le yakınlaşmaya devam edecek. Cemal bu süreçte sinir krizleri geçirecek ve daha kötü planlar gerçekleştirmeye başlayacak. Cemal'in yaptığı planlar doğrultusunda Kıvılcım zor durumda kalacak. Ve Kıvılcım her Cemal'den uzaklaştığında Cemal'in daha tehlikeli planlarını göreceğiz. Cemal'in bu tehlikeli planlarından Ömer'in Kıvılcım'ı koruyacağını ve Kıvılcım'ın kahramanı olacağını düşünüyorum. Son olarak Mary ve Abdullah konusuna değinip videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Abdullah ve Mary bu sezonun başından beri birbirlerine yakınlaşıyorlardı ve artık bu yakınlık daha da artmaya başladı. Ve dizimizin yeni bölümünde bu ikili birbirlerine giderek yakınlaşırken Pembe ise okuduğu not sonrası Abdullah'la ilgili bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacak. İzleyiciler Mary karakterinden hiç memnun değil ve dizimizin yorumlarında bunu sıkça belirtiyorlar. Senaristler her ne kadar Alev'in yerini Mary ile doldurmak isteseler de bu başarılı olmadı ve şu anlık dizimizde çok sırıtıyor. İzleyicilerin yaptığı bu yorumların sonrasında senaristlerin bu durumu dikkate alacağını ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu konuların birer birer çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar. Peki dizimizle ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşça kalın.